Rusya Ukrayna'nın başlatacağı karşı taarruz öncesi hazırlık temposunu artırdı. Rus askerlerin kazdığı yüzlerce kilometrelik siperler bu kez uydudan daha net görüntülendi. Ukrayna lideri Zelenski ise taarruza F16'ları beklemeden başlayacaklarını açıkladı. Topraklarını işgalden kurtarmak isteyen Ukrayna, karşı taarruz için hazırlıklarını neredeyse tamamladığını duyurdu. Rusya mevzilerini korumak için tahkimat inşa etmeye koyuldu. Rus askerleri can hıraş siper kazıyor. ABD merkezi Maxar şirketinin çektiği uydu fotoğrafları Rus ordusunun tahkimat hatlarını gözler önüne serdi. Tankları durdurmak için hendekler kazıldı, engeller çekildiği, mayın tarlaları hazırlanıp siperler oluşturulduğu görülüyor. Tahkimat Ağı güney cephesinde yüzlerce kilometre boyunca devam ediyor. En yoğun savunmanın Zaporizhya'da ve Kırım Yarımadası'nı Rusya'ya bağlayan noktada yapıldığı dikkat çekiyor. Çok katmanlı ve dolan başlı savunma hatları Ukrayna ordusunun işini zorlaştırabilir. Rusya'nın beklenen karşı taarruza hazırlanmak için 6 ay gibi bolca zamanı oldu. Ancak özellikle son 3 ay çalışmalar hızlandı. Önceki döneme göre 2 kat daha fazla siper kazıldı ve savunmadaki boşluklar süratle kapatıldı. Ve Ukrayna tarafı karşı taarruz hazırlığında en önemli aşama Batılı ülkelerden gelişmiş silah tedarik edilmesiydi. Ukrayna Savunma Bakanlığına göre müttefik ülkeler vaat ettikleri silahların %98'ini teslim etti. Ukrayna'ya 1500'den fazla zırhlı araç, 230 adet tank gönderildi. Topçu mühimmatı ve füzeler yollandı. Ama bazı eksikler var. Henüz teslimatı yapılmayan ABD yapımı Abrams tankları taarruzda kullanılmayacak. F-16 uçaklarının teslimatı da beklenmeyecek. Karşı taarruzu ardından alamayacağımızı anlıyoruz. Bu yüzden F-16 ya da diğer uçakları beklemeden başlayacağız. Taarruza başlayacağız ve ilerleyeceğiz. Karşı taarruzun başarılı olması için hava üstünlüğü kazanmak kritik önemde. Şu anda Ukrayna hava kuvvetlerinin elinde yalnızca Sovyet döneminden kalma savaş uçakları var. Amerika Birleşik Devletleri F16 tedarik etmeyi reddetti. Bunun yerine Polonya ve Slovakya ellerindeki Sovyet yapımı MiG-29 tipi savaş uçaklarını Kiev'e verdi. Fakat bu uçaklar hava üstünlüğünü elde etmek için yeterli olmayabilir. Çünkü MiG-29 tipi jetlerin radar ve füze sistemleri Rusya'nın elindeki yeni savaş uçaklarının kapasitesinin çok gerisinde.